Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Idle Miner Tycoon oynayacağız arkadaşlar. Idle Miner Tycoon şöyle bir oyun. Madeniniz var bir tane arkadaşlar, maden kuyunuz falan var böyle görüyorsunuz. Böyle en alta kadar iniyor böyle. Siz orada bir şeyler geliştirip madeninizi geliştiriyorsunuz işte arkadaşlar. Böyle güzel bir oyun arkadaşlar, yüklemenizi tavsiye ederim. Güzel bir oyun yani. Clash of Clans ve Clash of Clans klanlar için öneriliyor. Evet, yeni kuyu diyelim hemen. 10 TL'ye yeni kuyu. Arkadaşlar bu oyunu ben önceden oynuyordum. Ve o yüzden biraz bilgim var. Şimdi arkadaşlar buna böyle tıklıyorsunuz. Bu madenci burada kömür falan topluyor. Şuralarda falan kömür topluyor. Şimdi buna tıklıyorsunuz. O da bu kasadan alıyor. Bu kasadan şuraya götürüyor. Bu da buradan alıyor. Şuradan alıyor. Şuradan bir şey dökülüyor. Ondan sonra şuraya götürüyor arkadaşlar. Böylece para kasmış oluyorsunuz. Şimdi hemen buradan geliştirelim. Geliştir diyor bak arkadaşlar. Evet. Şimdi sen git. Sen de git. Sen de git. Tamam, sen git. Sen bas. Sen de git. Tamam. En başta böyle oluyor ama biraz para biriktirince işler değişiyor. Mesela biraz sonra işler değişecek. Bas. Şöyle koy. Sen de git. Her şeyin bir düzeni var arkadaşlar. Sen al, sen çalış. Sonra tamam, şunu da geliştirelim. Bayağı paramız oldu. Tamam, şimdi buradan bakalım. 100 para alınca yönetici alınıyoruz. Yönetici ne işe yarıyor? Biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, biraz sonra yöneticinin ne olduğunu göreceksiniz ama ben ilk önce buranın yöneticisini alacağım. Çünkü madende çalışmak daha da önemli bir şey arkadaşlar bu oyunda. Para kazanmak önemli bu oyunda arkadaşlar aslında. Şimdi hemen buradan bir tane yönetici aldım ve bakın buradan böyle çalıştırıyorsunuz, daha hızlı kazıyor arkadaşlar. Zaten şimdi de 100 parayı biriktirdik. Evet, 100 para şimdi geldi. Zaten burada da 100 getiriyor gördüğünüz gibi. Tamam, şimdi arkadaşlar buranın ve buranın yöneticisini aldım. Artık her şey kendi kendine işleyecek. Yöneticiler bir yeri kendisini işletmesini sağlıyor arkadaşlar. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Ben en baştan bayağı bir geliştim. Çünkü arkadaşlar babam gelmişti ve babamdan korktuğum için hepimiz babamızdan korkarız. Babamdan korktuğum için bir şey yapmadım. Kızar diye. Niye konuşup duruyorsun diye. Şimdi sessiz konuşuyorum. Çünkü babam odada arkadaşlar. Yani babam kızabilir sesi duyunca. Ve kendi kendine konuşuyorsunlar. Ben de babamın YouTube kanalı var, ona video atacağım diyemem yani.
Dersin zaten beni pataklar. Neyse. 38 süper nakitimiz oldu arkadaşlar. 3 tane yeni kuyu açtım. Şu kuyu 30 bin para filan istiyordu. Şimdi 600k istiyor. Biraz param fazla olsun. Bak şurada nakit yazıyor arkadaşlar. S harfine benzer bir şey var. Bak şurada. Bunu fazlalaştırınca burada yeni yeni şeyler yapabiliyorsunuz. Mesela burada milyon paramız oldu. Neyse hemen şu yeni kuyuyu açtım. Şuradan yöneticiyi aldım. Tamam. Bunun bir sıralaması vardı aslında. Eğlendirmemiş. Daha iyi olanlar daha arkaya çıkıyor. Çünkü arkadaşlar fazla para gelsin diye. Daha da biz milyon yaptık. 12 milyon istiyor şu an. Dur. Harita varmış burada. Etkinlik madeni çok yakındaymış. Etkinlik rozetleri buradaymış. Burada harita var arkadaşlar. Seyahatler diye bir şey var mı diyor. Seyahat özelliğini açmak için altın madenine ulaşman gerek. Altın madenine 78 AB. Arkadaşlar bu oyunu oynamam lazım. Bu oyunu oynamamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 313k birikti ve burada 2 tane işçimiz var arkadaşlar toplayan. Ama yetmediği için burayı yükseltiyoruz. Yükseltince bakın taşıyıcı başına yükleme 3. sırada bakın şurada. Şimdi 194k'ymış. Yükseltince kaç k yükseliyor? 20k yükseliyor. Bakın burada artık k'lar da yazıyor. Bunu yükseltince de bak yük. Böyle burada ne kadar taşıdığını söylüyor herhalde burada. Yok toplam taşıma burada yazıyormuş. Toplam taşıma burada yazıyormuş. Bakın şimdi 14k yapıyormuş arkadaşlar. Yükseltince 1k 2k diyelim biz ona. 1.71k artıyor işte arkadaşlar. Anlayacağınız gibi söyleyeyim. Arkadaşlar şuralarda bakın şurada kömür gibi bir şey var. Top bir katman gibi bir şey var. Onu açmak için hem para harcıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle yeni kuyudaki gibi para harcıyorsunuz ama 1 saat 2 saat bekliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burası da yok olması içinmiş arkadaşlar. Bakın burada da yine aynısı var. Burada da var. Burada da var. Burası zaten. Burada da varmış bakın böyle. Sonra aşağı indiğimizde en az katman. Hani en şey katman. Nasıl diyeyim? En derin katman. Orası arkadaşlar. En derin katmanlarda da elmas varmış. Bakın şöyle parlıyor. Parlayan yerlerini size yuvarlakla göstereyim. Her yeri parlıyor işte. Bunlar parlamıyor. Bunlar demir herhalde. Bunlar elmas herhalde. Herhalde onlar da elmas olabilir. Ama en baş kömür var arkadaşlar. Şurada kömür var. Yok en baş böyle salyangoz gibi bir şey var. Ondan sonrasında gittiğimizde kömür filan var. Kömür filan var. Ondan sonra böyle dinozor kemikleri var. Biraz daha aşağıdığımızda daha büyük kömürler var. Hem de daha fazla. Buraya indiğimizde daha da fazla var. Hatta burada T-Rex'in görünümü bile var. Düz duruş hali bile var arkadaşlar. Burada da dediğim gibi demir burada da elmas var arkadaşlar. Büyük büyük elmaslar var.
az olmasının sebebi o herhalde. Şimdi bunları yükseltelim arkadaşlar biz. Bunlardan epey bir para geliyor arkadaşlar. Yani çok fazla para geliyor. Bakın şimdi. Bir geliş gidişte ne kadar getirecek? Ha, götürmemiş. O zaman yüksel baby. Hadi kımar. Alabilirsin değil mi? Seni o kadar yükselttik yani. 1 milyon alabilirsin değil mi? 109k bırakıyor. Evet, bu kadar da güzel bir şey. Evet arkadaşlar, şöyle dolduralım. Devam edelim. Doldurmaya tam 100k istiyor. Şimdi 1700k ne getiriyor? Bir bakalım ne kadar k getiriyor arkadaşlar. Daha milyon getiriyor olmadı. 177k getiriyor. En başka oyuna kadar getiriyor. 14k da iyi ilk kuyuya göre. İkinci kuyu 4k getiriyor. Onu da biraz yükseltelim. Çok az geliyormuş. Evet, hepsi dolmuyor değil mi girerken? Evet, dolmuyormuş. O zaman yükseltelim ne varsa. Evet, o paralar oraya gelsin. Ondan sonra şurada bir 2 milyon harcayayım arkadaşlar. Harca. Tamam. 1,5 milyon paramız oldu. Şimdi bunları da yükselt. Şöyle 599k'ya hemen ver gitsin diye. 38k istiyor. Ver. Şöyle. Ver babacık. Ver kanka. Ver ver ver. 72 level oldu ilk oyumuz. Şimdi böyle yap. Arkadaşlar çok güzel bir oyun ve zaman biraz yavaş geçebilir bu oyunda ama gerçekten oyunu oynadığınızda var ya böyle bir 4-16-4-5 saat oynayabilirsiniz yani 16 abarttım arkadaşlar. O kadar saat oynayabilirsiniz yani. Gerçekten çok saran bir oyun. Ha, 940k biriktiriyor ama 1 milyon vermiyor, vermiyor. Tamam 1 milyon verdi. Tamam 1 milyon veren kuyumuz var artık arkadaşlar. Ve biz böyle bekleyeceğiz 12 milyonun olmasını. Bekleyeceğiz herhalde, ne yapacağız daha? Bak 2 milyon falan getiriyor, bir de 2k artıyor arkadaşlar. 6 milyon oluyor, 6 milyon. Helal olsun sana. Şimdi biz bu kuyuları şey yapmayacağız, yükseltmeyeceğiz. Şu yeni kuyuyu açmak istiyorum arkadaşlar 12 milyona. Zaten bir gidiş gelişte 2 milyon götürüyorlar ve onun 2 katı yani 4 milyon falan götürüyorlar herhalde. 16 milyon mu? Şaşırdım. Bu sefer o bak idareci çok fena. Bakın. Eksi 80 iyileştirme bedeli. Burası 3 milyon istiyor. Burası normalde bayağı sınırsız gerekirken bakın söylediğim burada arkadaşlar. 240 milyon veriyorsunuz. Şuraya şu kilde basıyorsunuz. Zaman 1 saat bekleyin diyor. Ama zamanı azaltma şeyi de var. Yani güzel bir oyun. Neyse arkadaşlar, ben burada kapatıyorum. 14 dakika olmuş. Bence ideal bu oyun için. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Ve arkadaşlar son şunu da yükseltelim ve bay bay arkadaşlar. Saat 4 ya da 5 6 gibi video gelecek ya da gelmeyebilir arkadaşlar. Ama gelebilir de arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.